1 Mart, 8 Mart. Değerli aslan burçlarım, nasılsınız? Umarım her şey keyif ve güzel, umut ve hayal ettiğiniz her şey sizinle birlikte olur. Rabbime sığının, onun size sunacağı hayata da kabul edin. Yani bu hafta biraz karışık bir haftanız. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Günlük yorumlar için yorumlarımı takip etmek istiyorsanız da Akkaya Official sayfamı takip edebilirsiniz. Yani fikir ayrılıkları, ailenizle, işinizle, anne babayla, eşle bu hafta ciddi anlamda fikir ayrılıkları içerisindesiniz. Hani ne, yani kimin dost, kimin düşman olduğunu bir türlü çözemeyiz ya. Yani benim için iyi mi düşünüyor? Yani böyle benim için kötü mü düşünüyor dediğimiz, yani bu hafta fikir kafanız bayağı fikirlerle ilgili dolu dolu olacak ama bu dönem gelen işleri, gelen teklifleri çok iyi değerlendirin. Özellikle yazılım işi yapıyorsanız, bilgisayar üzerinde projeleriniz varsa, bilim insanıysanız ya da bilimsel alanlarla çalışıyorsanız çok büyük fırsatlar, çok büyük teklifler ve bu teklifler sizin finansalla alakalı da rahatlamanıza, oluşturmak istediğiniz yurt dışı seyahat kapılarınızla ilgili de verimlilikleri. Yani şöyle söyleyeyim, işinizde yardımcıysanız yükselme, normalseniz yardımcı konuma geçme dediğim fırsatlar, doğru kararları doğru üzerinde giderseniz sizi kimse tutamaz. Çünkü fırsatlar sizin ayağınıza doğru dinamik şekilde gelmeye karar verdi. Ama sizin korku, kaygı, endişe, başa dönmek gibi hani korkularınız var. Siz global bir enerjiyle hayatınızda çok büyük fırsatlar ve yeni anlaşmalara giriş yapacaksınız. Yani baktığım zaman yurt dışı bağlantılarınız, şehir dışı bağlantılarınız, işinizle ilgili fikirleriniz ön sahada olacak. Siz dikkate alınma haftasındasınız. İşlerinizle ilgili başarı tek tek çözümlenecek ve tek tek incelendikten sonra hak ettiğiniz rütbeniz ya da alınmasını istediğiniz iş kapınızla ilgili masaya oturup haklarınızla ilgili çözülmesi gereken konuşmaları yapıp doğru bir başlangıç yapacaksınız. Temponuzu tebrik ediyorum. Yani son 4 yıldır ciddi anlamda çok büyük bir tempodasınız. Emeklerinizi, yaptığınız iş tempolarınızla ilgili hala çözüm arıyorsunuz. Evet, ödülünüzü alma dönemine giriş yaptınız. Liderliğiniz, konum olarak çok güzel kolaylıklar, çok güzel anlaşmalar, fırsatları değerlendirdiğinizde başarınızın üstüne başarı katacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. Özellikle uzun süredir işsiz olan aslan burçlarında güzel fırsatlar var. Mart ortası itibariyle size bir kişinin dokunmasıyla birlikte iş kapınızda güzel ve sağlam kalıcı olacak gözüküyor. Kendi işini yapan ve ortaklı iş alanında sıkıntıları olan bazı aslan burçlarında bence artık ortaklık sisteminizi geri çıkartın. Tek başınıza sisteminizi yürüttüğünüzde kazancınızın da daha yoğunlaşacağı söz konusu olacak. Değerli aslanlar, mal konularıyla ilgili paylaşım beklentiniz var. Özellikle baba ya da dede soyuyla alakalı. Evet, bu miraslar, konular, haklar var ama daha 1,5 yıl bunun için mücadele. Mayıs ayında bir miras mahkemenizle ilgili olumlu ama beklemeniz gereken süreçte haklar var ve yatırdığınız para ya da gelmesi gereken paralar hesabınızda giriş yapacak. Mücadeleye devam diyorum bu konuda. Şöyle söyleyeceğim. Bu ara özellikle uykularınız karışık olabilir, devamlı uyuyup uyanıyor olabilirsiniz. Bu da içsel dünyanızın çok yorgun olduğu ve kafanızdaki sorunları çözememenizle alakalı bir durum. Bunun için bir yoga, meditasyon, klasik müzik, yani su damlası müzikleri, yani şifalı uyurken size iyi gelecek enerjilerle yatmanızı istiyorum. Çünkü yorgun ve enerjiniz gerçekten tıkanmış. Dil eğitimi ya da yüksek lisans yapmak isteyen kişilerde ya da eğitimi yarım olan aslan burçlarında bunlarla ilgili net kararlar verip bunlarla ilgili titizlikle bunu yapacağım, şunu yapacağım, bunu bir rayına ve yoluna koyacaksınız. Bu da size çok güzel bir oluşum söz konusu. Evet, özellikle hala, teyze ya da kadınlarla alakalı noktada da kadın erkek dinliyorsa kadınlarla ilgili, kadın diyorsa kadınlarla ilgili sıkıntıların ciddi anlamda iftiralara maruz kalabilirsiniz. Söylediğiniz bir şeyi başkaları tarafından abartılmış olabilir. Haksızca sizi söylediğiniz şeyle farklı çevirecekler. Yani bu ara konuşmalarınıza ve aile çevresindeki ifadelerinize dikkat ederseniz
iyi olur. Yoksa bu size sıkıntı olarak geri dönecek. Maddi açıdan evet riskleriniz var ama doğru ve doğru sistemler içerisinde titizlikle para sisteminizi gözden geçirirseniz aksi bir durum söz konusu değil. Evet, bu ara hisleriniz, rüyalarınız, yani üçüncü göz evreniz bir açık. Hissettiğiniz ve kalbinizden geçen her şeye sahip olacağınız bir noktadasınız. Kalp gözünüz açık. Bu ara doğru isteyin. Rabbim size doğru sunsun diyorum. Değerli aslan burçları, özellikle ilişkiniz yoksa biraz daha beklemeye ihtiyacınız var. Çünkü sizin geçmişte kalan, geçmişle alakalı yaşadığınız bir ilişki sizi hayal kırıklığına uğrattı. O yüzden ilişkilere güveniniz yok. Evli olanlarda bir araç değişimi ya da araç satın alma fikirleriniz var, gerçekleşecek. Ama şu da bir gerçek ki değerli aslanlar, sizin kendi annenizin bir malı ile ilgili müteahhit ya da değişmesini istediğiniz bir konuyla ilgili bir mücadeleniz var. Ailenize yapacağınız mücadelede sonunda istediğiniz zaferi alacak. Eğer yanınıza taşınmasını istiyorsanız taşınacak. Ya da çok üst katta oturuyor ve yaşlandı diyorsanız onları daha alt bir kata alacaksınız. Daha güvende bir ev hakimiyeti söz konusu olur. Evinizde bekar, hiç evlenmemiş biri varsa kısmeti var. Bilginiz olsun. Özellikle bekar gençlere de güzel iyilikler var. Enerjimizi yüksek tutuyoruz. Hislerimizi, dualarımızı, inançlarımızı daha çok güçlendiriyoruz. Bu hafta fırsatları doğru da. Sağlık olarak göz nezleniz, alerjik olarak da kulak burun alerjiniz olabilir. Ve garip bir saman nezlesi deriz ya, vücudumuzda bu ara burun tıkanıklıklarınız, açılma evresi, devamlı nezle haliniz olacak. Ama risk gibi sağlık problemi yok, endişe etmeyin. Mutlu kalın, umutla kalın.